Şu soruyu sorabilirsin. Hocam çok iyi, güzel. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu videoları izledikten sonra. Ama bir türlü ilerleyemiyorum. Bir engel var. Olmuyor. Bende çalışmıyor. Bende mi anormallik var? Bende mi bir sıkıntı var? Acaba neden ilerleyemiyorum? Neden hedefime ilerleyemiyorum? Neden yerimde sayıklıyorum? Neden aynı yerde sayıklıyorum? Neden bende bir şey olmuyor? Şimdi bunun açıklamasını sana şöyle anlatayım. Bak, bu şimdiki zaman. Şimdiki zamanda durursan. Yani iki günün biri olursa. Herkes ilerliyor ama sen anı yaşıyorsun devamlı. O elindekilerle uğraşıyorsun. Sadece şimdiki zamana odaklısın. Şimdiki zamanda kalıyorsun. Çünkü 2 yıl sonra bilim kendini ikiye katlıyor. Araştırmalara göre teknoloji, bilim o kadar hızlı ilerliyor ki 2 yıl gerekiyor sadece 2 katına çıkabilmek için. Şimdi sen hep aynı kaldığından dolayı, sen kendini geliştirmediğinden dolayı 2 sene sonra şimdiki durumun %50'si oluyorsun. Yani mevcut muhafaza ettiğin ne varsa o elindekilerin değeri %50'ye düşüyor. Niye? Çünkü her şey gelişiyor. Peki, bir böyle bir durum var. Şimdi bir de geçmişte yaşayan insanlar var. Geçmiş burada, öyle düşünün. Geçmişte yaşayan insanlar kimlerdir? Mesela geçmişte ne kadar iyi gol attığını anlatan insanlar var. Devamlı geçmişi anlatıyor. Ben şöyle golcüydüm, şöyle iyi askerdim. İşte geçmişte ben fabrikatördüm. Geçmişte şöyle başarılıydım. Sürekli ona sorduğunda geçmişi anlatır. Geçmişte yaşar. Bununla beraber geçmişte ona yapılan haksızlıkları anlatır. Yediği kazıkları anlatır. Nasıl mağdur edildiğini anlatır. Enerji oraya gittiği için sürekli, şimdiki enerji oraya aktarıldığından dolayı hep geriye gider. Bu insanın yaşlanması daha hızlı olur. Çünkü enerji geçmişe harcıyor. Şimdiki zamana da değil, geleceğe de değil. Geçmişe harcadığı için artık şu dünyaya bir şey üretemiyor, bir şey veremiyor. Değersizlik sendromu başlıyor çünkü. Kimseye faydası yok ki. Yani senin geçmişte yaşadığın başarı şimdiki zamanda işe yaramıyor. Gelecek zamanda da işe yaramıyor. Veya senin yaşadığın o mağduriyet şimdiki insanlara, şimdiki zamana yaramıyor. Yani bir şey üretmiyorsun. Bir faydan olmuyor kimseye. Zaten şu dünyada rızkın bitti mi, ömrün de bitiyor. Sen tüketiyorsun sürekli. Katma değer vermiyorsun. Bunu şimdiki zaman, geçmiş zaman. Şimdi bir de gelecek zamana odaklanan insanlar var, değil mi? Bunlar vizyoner, hedefi olan insanlar, amacı olan insanlar. Bunlar şimdiki zamanda hep geleceği konuşurlar. Planlarını anlatırlar, plana odaklanırlar, hedeflerine odaklanırlar, geleceğe odaklanırlar. Sürekli bu gelecekteki yaşayacağı o güzel günleri görsel olarak, işitsel olarak ve dokunsal olarak şimdiki zamanda yaşarlar ve bu insanlar bir şeyler üretirler şimdiki zamanda. Çünkü burada güzel bir yer var kafasında. Buraya gidebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyor. Bu kişinin sabah erken kalkmasının bir sebebi var. Hedefi var ki erken kalkıyor. Şu hedefi var ki sabah erken kalkabiliyor. Ondan dolayı işte bu insan şuradaki İleri düşünen, ileri gören, hedefini gören, vizyoner olan, amacı olan o insan arzuladığı o hedefe ulaşabiliyor. Bu kişi geçmişi konuşmuyor. Şimdiki zamanı da fazla konuşmuyor. Geleceğe odaklı sadece. İşte bunlar hedefine ulaşıyor güzel insanlar. Sen bu anlattığım videodaki bilgilere göre neden ilerlemediğini anlayabilirsin. Bu en büyük etken. Geçmişte yaşadığın haksızlıklara odaklanıyorsun veya şimdiki zamanla fazla odaklısın. Bütün enerjileri buraya veriyorsun. Ama hocam ben hedefimi göremiyorum. Hedefime ulaşamıyorum. Gündemde tutmuyorsun. Veya hedeflerini tam hayal edeceksin, hayal edemiyorsun. Neden? Çünkü sana çaresizlikler öğrettiler bu zamana kadar. Bir işin nasıl yapılamayacağını veya sen geleceğindeki o hedefi anlattığında sana güldüler, kahkaha attılar, sana deli dediler. O zaman sen çekindin. Planını anlatmaktan, hedefini anlatmaktan çekindin. Bununla beraber sen tam hedeflerini hayal ediyordun. Hayal ederken
O sana kahkaha atan, seninle dalga geçen, sana deli diyen insanların sesleri kulağına gelmeye başladı. Onların görüntüsü gözünün önüne gelmeye başlayınca sen vazgeçtin hayallerinden. Sen hedeflerinden, amacından, güzelliklerden, vizyonundan vazgeçtin, ödün verdin. İşte bu sebepten dolayı arzuladığın hedefe ulaşamayabilirsin. Sebepleri bunlar. Sana çaresizlikler öğrettiler çünkü. Her gün sana en az 27 kez hayır dendi. Elleme, yapma, olmaz dediler sana. Öyle inandın, onu öğrendin çünkü. Her seferinde o insanların cümleleri, kahkahaları, görüntüleri gözünün önüne geliyor. O yüzden hedeflerine ulaşamıyorsun. Şöyle bir cümle de duymuşsundur belki. Hazreti Allah vermeyeceği şeyi hayal ettirmez diye. Eğer sen hayal edebiliyorsan ona ulaşacaksın demektir. Sadece gündemde tut. Hedeflerine odaklan. Gözünün önüne getirmeye çalış. Ama bunun için de sadece hayal etmek de yetmiyor. Gayret göstermen gerekiyor. Hareket etmen gerekiyor. Fizik kuralları işliyor burada sevgili arkadaşlar. Sadece oturup gözlerini kapatarak, hayal ederek bir yere varamazsın. Kader gayrete aşıktır çünkü. Burada en önemli şey sorumluluğu ele almak. Yani bu gerçeği kabul etmek. Bir şeyleri yapman gerektiğini, gerçekten hareket ederek ilerleyebileceğini anlaman gerekiyor, kavraman gerekiyor. Bisikletin pedallerini çevirmeden ilerleyemeyeceğini kabul etmen lazım. Beynine sokman gerekiyor. Sanki mermere yazar gibi bunu beynine yazacaksın. Önce çalışmak, sonra dua dinin esası kabul olur. Ancak çalışanın duası. Hani öyle köşeye çekilerek, hayal ederek bir yere varamaz. Fizik kuralları da geçerli sevgili arkadaşlar. Hareket etmen gerekiyor. Yani fiili dua yapman gerekiyor. Sadece kavli dua yetmiyor. Yani sadece cümleler ile olmuyor sevgili arkadaşlar. Duygu, düşünce, davranış. Bu ikisi yetmiyor. Duygu da yetmiyor, düşünce de yetmiyor sadece. Davranış da yapman gerekiyor. Bir davranış sergilemen gerekiyor. Bak sadece davranış da yetmiyor. Bu üçü bir arada olması lazım. Duygu, düşünce, davranış. Bak bir tane örnek vereyim. Senin bir işin var. Aylık 10 bin euro para kazanıyorsun. Tamam. Avrupa'da yaşıyoruz çünkü. Almanya'da yaşıyoruz. Buradaki duruma göre konuşuyorum. 10 bin euro para kazanıyorsun. Ve senin hedefin aylık 30 bin euro para kazanmak. Şimdi çok güzel. İsa Bey'in videosunu izledim. Gaza geldim. Motive oldum. Ben hayal edeyim. Hedefimi koyayım. Diyerek bir elinde çips, bir elinde kola ile o arzuladığın hedefe ulaşamazsın. Sadece hayal ederek, düşünerek veya o duyguları yaşayarak 30 bin euroyu kazanamazsın. Ne yapacaksın? Üçüncüsü de davranışını da içine alman lazım. Hareket etmen gerekiyor. Fiili dua yapman gerekiyor. Faaliyete geçmen gerekiyor. İşte üçü bir arada olduğu zaman sen 30 bin euronu kazanırsın. Bununla beraber şimdi hocam çok güzel. Ben üçünü bir arada yapayım, çok çalışayım. Arzuladığım hedefe ulaşırım. Çok çalışarak da bazen hedefine ulaşamıyorsun. Çünkü eğer rızkın çok çalışmana bağlı olsaydı o zaman madenciler en fazla parayı kazanan insanlar olurdu. Çünkü onlar çok çalışıyorlar. Onlar yerin 2000 metre altında çalışıyorlar. Çok yoruluyorlar. En çok çalışan insanlar belki onlardır. Çok çalışarak olmuyor. Efektif çalışarak, akıllı çalışarak sen arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bu konularda sen de başarabilirsin. Sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bunun için yapman gereken ilk şey nedir? Kendini tanımak. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bilmen lazım. Hangi kapasite var bende? Hangi yeteneklerim var, kabiliyetlerim var? Ve hangi kabiliyetlerim daha geliştirilmesi gerekiyor? Bunu öğrenmen gerekiyor. Yani bu kabiliyetleri geliştirilmesi gereken kabiliyetleri geliştirmek. Yani kendini geliştirmek. Tanıyarak tabii. Tanımadan kendini geliştiremezsin ki. Genel bir gelişim olmuyor. Genel gelişim olmuyor. Kişisel, sadece sana ait, senin durumuna göre özel bir gelişim gerekiyor. Sen genel olarak bütün vitaminleri alırsan, ihtiyacın olmayan vitaminleri alırsan vücuduna zarar gelir. O yüzden sana lazım olan kabiliyetler, gelişmesi gereken kabiliyetlerin üzerine çalışma yapacaksın, gelişim yapacaksın, kendini geliştireceksin, balans kuracaksın, dengeyi kuracaksın. Biz yıllardan beri bu konularda Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Onların daha huzurlu, daha mutlu, daha başarılı, daha bereketli hayat yaşamaları için onlara adım adım çareyi gösterdik.
yol gösterdik, yöntem gösterdik. Onların geliştirilmesi gereken kabiliyetlerini geliştirerek onlarda kişisel dengeyi kurduk. O yüzden bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Değerlendirmeden sonra size yardımcı olabileceğimizi anladığımızda size geri dönüş sağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.